arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kargo açılımı yapacağız. Işık aldım sonunda. Işık aldım. Işığım yoktu şimdiye kadar. Hep böyle gün ışığıyla video çekiyordum, şu anda çektiğim gibi. Önünde durduğum pencere bayağı büyük olduğu için gün ışığı bana yetiyordu aslında. Ama artık böyle kış geldi, güneş erken batıyor diye yetişmiyor ve üniversiteye gidiyorum. Dersler gündüz olduğu için bazı şekiller geceye kalıyor ve gece de ışıksız çok kötü çekiliyor. O yüzden hemen bir ışık aldım ve kutu açılımını birlikte yapalım diye sormuştum size. Siz de evet dediniz. Şimdi yapacağız. Ama size bir şey gösterdim. Daha az önce video çekmek için hazırlanıyordum. Tripodu falan böyle hazırlıyordum ve en sevdiğim tripoda bakın. Ortadan çat diye aradı ve içinden gökkuşağı çıktı resmen, kabloların her biri birey. Çok üzüldüm. Çok seviyordum bu tripodu. Nasıl tamir edeceğim bilmiyorum. Neyse, bu üzücü paylaşımımı da yaptıktan sonra şimdi kargoyu açıyor. Ama açarken böyle aynı zamanda değerlendireceğim. Şimdi ilk değerlendirmemi yapıyorum. Gerçekten paket sağlam, bayağı bir böyle iki kap etrafına şu böyle patlayan şeyden sarmışlar. Ve ayak kısmı çıktı ilk olarak. Sonra içinden şöyle uzun bir kutu çıktı. Gövdesi ve asıl ışık. Paketleme güzel. Şimdi ilk olarak ışığı açıyorum. Ben ışığı 14 inç aldım. Bazıları mesela 14 inç alıp daha küçüklerini gönderiyormuş. Şimdi ona bakacağım. Daha küçükse geri göndereceğim kargoyu. O yüzden dikkatli açmam gerekiyor diyecektim ki. Şöyle. Birazdan böyle kamerayı üste sabitleyeceğim. Kurarken yani daha ayrıntılı göstereceğim. En büyük korkum gelirken ışığın kırılmasıydı. Çünkü fotoğraflarda bayağı bir kırılan olmuş. Ve şuralardan çatlayan olmuş. Kırık gelmemiş. Ve söylendiğinden küçük gelmesinden de korkuyordum. Söylendiğinden küçük de değil. Tam istediğim boyutta. Bu şey aklıma geldi. Güzel. Işığın büyüklüğünü beğendim. Gövde kısmı çıkıyor. Ve boyu da bayağı bir uzuyor. Güzel. Şimdi masaya çevireyim kamerayı. Bu ışık kısmınınkileri takalım. He, bu da şey. Masa için olan kısmı. Doğru. Bu da vardı. Ben hem şey aldım. Hem ayakta durması için, yani uzun 2 metrelik boyu, hem de masa için olan boyunu aldım. Bu masa için olan ayağıymış. Bu da bence benim işime çok yarar. Şunu buraya girdireceğiz. Şöyle sıkıyorum. Bunu da uzun olan gövdeye sabitleyeceğiz. Ve benim bu tripodu seçmemin en büyük sebebini şimdi size gösteriyorum. Şimdi bunu buradan sabitledikten sonra şu ışığı da böyle buraya sabitleyeceğiz. Ve şurası sayesinde, yani burası oynar başlıklı, böyle ışık yatay olarak 180 derece, yani böyle yatabilecek. Şimdi bunu da ayak kısmına sabitleyeceğim. Sonra da ışığı buna sabitleyeceğim. Işığı da buraya sabitleyeceğim. Ve evet. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten her şey tam istediğim gibi, tam fotoğrafta gözüktüğü gibi geldi. Şimdi bir de ışığının gücünü test edelim. Aslında şu an gündüz, pek belli olmaz ama yine de test edelim. Şöyle sadece beliştiri yapacağım. Kablosun uzunluğu kısa. Yani kısacık, bu 1 metre ancak. Yani şu tripodun boyu 2 metre, kablosun uzunluğu 1 metre. Kablosun boyu birazcık kısa geldi şu an. İşe taktım. Işığı nasıl, çok merak ediyorum. Abi yapma. İnanmıyorum. Ah, benim prizimde sorun varmış. Ödüm koptu. Işık yanmıyor zannettim. Priz yerinden oynamış. Var ya, iyi bir de kargoyla uğraşacağım diye ödüm koptu resmen. Yandı, evet. Artık gece de çekim yapabilirim demek bu. Yani 150 liraya aldım bunu. 150 için çok çok iyi. Baksanıza.
Başlığı dönüyor, ışığı güçlü, boyu falan çok güzel, kurulumu çok kolaydı. Çok iyi paketlenmişti ve kırılmadan gelmiştim. Cidden çok beğendim. Ve bu arada yine bedavaya reklam yapıyorum. Yine bedavaya reklam. Şimdi sizi o kameradan çıkarıp buraya takmak istiyorum. Bir şurada bakın nasıl duruyor. Yani bayağı fark ediyor bence. Sizce etti mi? Zaten şu an gündüz, ben yine pencerenin önündeyim ve bizim pencereden bayağı bol ışık geliyor. Ama ona rağmen hani bir fark yarattı böyle ışık. Ve yüzümü falan aydınlattı. 150 liraya çok iyi bence. Hani yorumlara genelde şey yazmışlardı. Tam bir fiyat performans ürünü falan yazmışlardı. Ama bence fiyat performanstan da şey, yani fiyatına göre çok iyi. Gece artık çizim yapabileceğim ve çizimlerimin çekimleri kötü olmayacak. Yani çünkü ışık olmadan gece yapılan çizimler gerçekten iğrenç çıkıyordu. Ben böyle aşçılığa işte başladım, okuduğumu söyledim falan, birkaç kişi bana şey yazmıştı. Artık resim yapmayı bırakacak mısın demişlerdi. Hiç öyle bir niyetim yok ya. Yani ben resim yapmayı çok seviyorum. Her zaman sevdim ve seveceğim. Daha çok resim yapmak için kendime böyle ortam hazırlıyorum hani. Mesela akşamları boş, o zaman akşamları ışık aldım bunun için ki akşam çekim yapabileyim, resim yapabileyim diye. Aydınlandım. Kameranın da içine girdim resmen. Benim de artık bir ışığım var. Bu şu an benim için çok önemli çünkü böyle benim sosyal medya hesaplarım her zaman böyle çizim konusunda da diğer konuda da yavaş yavaş büyüyorum. Böyle yavaş yavaş gelişiyorum. Hem kendimi geliştiriyorum hem ekipmanlarımı geliştiriyorum. Ben sosyal medyaya ilk başladığımda, ilk videoyu attığımda tek yaptığım şey normal A4 kağıdına 0.7 uçla yaptığım çizimlerdi. Şimdi mesela bir sürü malzemem var. Çizimde de kendimi hani geliştirdim bir gözle görülecek kadar. O zaman mesela ekipmanım daha azdı. Sonra bir sürü ekipman aldım. Hep böyle 2 yıl içerisinde hep böyle yavaş yavaş böyle ilerledim, kendimi geliştirdim. Şimdi böyle ışık da aldım. Tam böyle bir profesyonelliğe doğru gidiyoruz sanki. Onun için gerçekten çok mutlu oldum bu videoyu çekerken. Hani bu illa şey demek değil, çok yüksek rakamlara ulaşmak değil. Mesela çok yüksek rakamlarda değilim yani. Şu an YouTube'da kesinlikle değilim. 720 abonem var. Daha 1000 abonem bile yok ki para kazanma kilidi açılsın. Hani olay o değil böyle. Kendi kendimi geliştirdiğimi görmek, bir ilerlediğimi görmek gerçekten mutlu ediyor insanı. Yani mutlu eder. Bu insanı kesinlikle mutlu eder. Ve kendinizin bir konuda geliştiğini görmeniz gerçekten böyle dünyadaki en güzel duygulardan birisi. Şimdi şiir altısı bir ışık açtı. Niye bu kadar duygulandın diyeceksin. Çünkü bundan 9 gün sonra benim YouTube'a ilk başlangıç tarihim 16 Ekim 2019, benim YouTube'a ilk video atış tarihim. Sadece YouTube'da değil, diğer bütün sosyal medya hesaplarına, TikTok, Instagram hepsine zaten aynı videoyu çekmiştim. YouTube için daha hızlı bırakmıştım 3 dakika falan. Instagram, TikTok için daha da böyle hızlandırmıştım, 1 dakikaya falan indirmiştim. Ve tüm sosyal medyalara ilk videomu yüklemiştim. O yüzden böyle 9 gün sonra yani yıl dönümü olacak benim için ve 2 yıl içerisinde de bu kadar çok ilerlediğimi görmek her konuda gerçekten mutlu etti. Ve bu süreçte hep yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Böyle bir 2 yıla özel minik bir video da yapmayı planlıyorum bu arada. Daha ne yapacağımı bilmiyorum ama yani yapmak istiyorum. Hani bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü geçen yıl hani 1. yıla özel bir video yapmamıştım zaten. Çünkü o sıra YouTube'a çok fazla video atmıyordum. Ama şu an YouTube'a daha fazla video atıyorum. Haftada 2 video atmaya çalışıyorum en az. O yüzden bir 2. yıla özel videosu güzel olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık neler yapabilirim. Sizin de fikirleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz bu konuda. Neyse daha fazla konuşmayayım. Yani ışığı açma işi 5 dakika sürdü. Ben burada 10 dakikadır konuşuyorum. Artık videoyu bitireyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.